Merhabalar hepinize, tünaydın arkadaşlar. Valla bugün videoyu açmam saat 1'i buldu. İnanın çok halsiz kalktım, kızım gidince uyumadım. Ama aşırı derecede halsizlik vardı. Eşim de yemeğe gelmişti. Bugün böyle ağırdan aldım, mutfağı falan toparladım. Kendi nevresimlerimi çıkardım, onları makineye attım. Bu saatten sonra inşallah ev süpüreceğim, sileceğim, yemek yapacağım, işler beni bekliyor. Şimdi Trendyol'dan gelen malzemelerimiz var, biliyorsunuz cuma indirimi vardı, biz de onlardan faydalandık ama anca gelmeye başladılar, bayağı bir geç geldiler yoğunluktan dolayı sanırım. Onları sizlere göstereyim, ben de bismillah deyip böyle bir sirkeleneyim, kalkayım, işlere başlayayım istedim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz, şükürler olsun. Bugün biraz daha iyi, sadece halsizlik var, o da normal sanırım arkadaşlar. Böyle şimdi ben saldıklarımı göstereyim. Mutfağa raf almıştım bunlardan hariç. O da geldi. Eşim hızlı bir şekilde onu da yaptı, bana astı. Şimdilik böyle baharatlıklarımı bir iki bir şey üzerine koydum. Sizlere onları da göstereceğim. Aldıklarımızı yatağın üzerine koydum. Gördüğünüz gibi bunlar hep yıkanacak. Çok kırışık gelmişti. Şöyle bir sivit almışlar. Yaren'le babası. Yanılmıyorsam bu sivit normalde 200 küsürmüş ama onlar indirimden 120'ye mi aldık dediler. Şimdi fişler de benim elimde değil, ben size toplu söyleyeceğim. Daha sonra eşim kendine şöyle bir sweatshirt almış. Bunun sanırım burada Trendyol yazıyor. Ama yok, bedeni yazıyor. Belki fiyatı yazıyordur dedim ama tek tek fiyatlarını bilmiyorum çünkü. Eşim kendine öyle sweat almış. İki sweat daha yolda. Büyük bir ihtimalle onlar da ya yarın ya öbür gün gelirler. Kendine böyle spora gittiği için Sila Zincir'ın böyle formasını almış. Bunlar niyeyse aşırı kırışmışlar arkadaşlar. Özellikle şu ikisi. Collins'in böyle gri renklerinde güzel bir kotunu almış. Hiçbirinin fiyatı yazmıyor. İlginç valla. Bende de Hummel eşofman takımı vardı. Yalnız eşofman takımımın üstünde bir sıkıntı yok. Şapkalı, kalın, rahatça giyiyorum. Ama altı böyle sanki yanları çekti gibi bir hoş oldu. Batman'dayken almıştım. Ben de eşimden Hummel'ın eşofman altını istedim. Böyle evlerde de iyi oluyor çekim yaparken falan. Yalnız o kadar uzun geldi ki large. Geri göndermeye üşendim inanın. Yoksa bedeni de M olsa daha iyi olacaktı. Şu iki tane, yani şu kadar bir karış neredeyse kesilecek arkadaşlar. O kadar uzun geldi. Normalde bana altlar öyle uzun olmaz. Ama nedense bu alt çok aşırı uzun oldu. Şuna sinir oldum. Çok kırışık ya. Çok gözüme battı. Eşim kendine böyle 3 tane Sila Zincir'in çoraplarını almış. Kotondan böyle yine kaç renk bu? 1, 2, 3, 4, 5 tane böyle kotondan çorap almış. Dediğim gibi daha gelecek malzemelerimiz var. Gülersiniz. Ben kendime bir tek eşofman aldım. Bir de şey istedim. 3 tane Domestos indirimdeydi. Domestos çok kullandığım için. Bir de öyle üçlü onu aldı eşim bana. Şimdi bunlar burada kalsın. Ben size mutfağımı göstereyim. Mutfağıma raf aldı eşim. Şimdi bunlar burada dursun. Hemen geleceğim. Zaten şunları makineye atacağım. Size mutfaktaki rafımı göstereyim arkadaşlar. Gelecek olan malzemelerimi de sırasıyla sizlere inşallah gösteririm. Böyle bir de kendine Yaren duvar aydınlatıcı ışık oluyor. Böyle küçük ışıklardan, ondan almış. Boya kalemi falan almış. Hepsi ya 500 ya 600 lira tuttu arkadaşlar. Yine de yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Evet arkadaşlar, bu da mutfağımın yeni rafı. Böyle göstereyim size. Şu şekilde yanları böyle. İki tane buradaki dolabımın hemen altına çaktırdım eşime. Hızlı bir şekilde vidalarını taktı. Bu paramparça gelmişti. Vallahi ben hemen bu yeni baharatlıkları, biliyorsunuz ablam almıştı bana. Bunları koydum buraya. Buraya böyle iki tane çiçeğimi koydum. Üste de bunları koydum. Tabii ki değişirim zamanla. Şimdi açıkçası çok yüklenmek istemiyorum. Eşim aslında dedi ki bunu daha böyle ya açık bir yere alalım ya da aşağıya doğru alalım. Şu en üstünü de kullan dedi. Ama buranın şimdi dolabın çok aşağısını alırsak kötü duracaktı. O yüzden en uygun yer bence buraydı. Zaten buzdolabım da burada, biliyorsunuz. Yani buraya koyduk. Güzel de durdu. Hoş durdu yani. En azından şu baharatlıklarım gerçekten dolabın üstünde, elimin altında değildi. Böyle rahat kullanamıyordum. Buradan daha rahat kullanırım. Zamanla da dediğim gibi zaten üstündekileri kaldırırım. Başka şeyler koyarım. Ne bileyim, kahve fincanı falan da koyabilirim ama çok tozlanır diye o tarz şeyler koymak istemedim. Şunu da oradan kaldıracağım, torbalığım. Böyle arkadaşlar, bu da dahil o gelenlerin içinde. Söylediğim gibi sadece 2-3 bir şey kaldı. Onlar da gelsin.
Ondan sonra tabii ki sizlere gösteririm. Yani çok iyi değil, çok kötü de değil. İdare eder arkadaşlar. Yani beni burada idare edecek seviyede. Öyle çok sağlam bir şey de değil açıkçası. Böyle bakalım. Şimdi ben evi süpürüp hızlı bir şekilde silmem lazım, toz almam lazım. Nevresimleri makineden çıkardım. Kızım bugün körülü tavuk istedi. Kaç gündür istiyor, ha bugün ha yarın, ben onu hep oyaladım ama bugün yapmam lazım. Hemen gidip hızlı bir şekilde tavuk göğsü alacağım. Yanına da makarna yaparım. Bugün de böyle karnımızı doyururuz çok şükür Allah'ıma. Şimdi evi temizleyeyim. Evet arkadaşlar, şimdi salonu, bütün evi süpüreceğim. Allah kısmet ederse sileceğim. Buranın halısıyla Yaren odasının halısını yıkamaya göndermiştim. Ben Yaren'in odaya beyaz halıyı sermiştim. Normalde bu Yaren'in odasının halısıydı. Bu normalde koltuklara uymuyor ama sırf çıplak kalmasın diye, aşağıya da çok ses gitmesin diye, yerler çünkü taş. O yüzden bu halıyı serdim. Sermesem de hiçbir şekilde zaten soğuk olmuyor benim evim. Yerlerimi görüp de herkes soğuk zannediyor ama gerçekten benim evim aşırı sıcak arkadaşlar. Ben terliği bile böyle çekim falan yaparken giyiyorum, düşünün, çıplak ayak basıyorum her yere. Boşun makinesini çıkardım, inanın Philips'i bile çıkarmadım. Onu böyle kurulayıp da yerine koymaya bile eriniyorum. Bugün niyeyse gerçekten halim yok. Evi de mecburiyetten süpürmek zorunda olduğum için süpürüyorum. Çünkü dün süpüremedim. Şimdi hızlı bir şekilde evi süpürelim. Sileyim, toz alayım. Ondan sonra yemek işine girişeceğim Allah kısmet ederse. Bu arada salonu süpürdüm. İçeri geçmeden önce kitabımı dün akşam bitirdim. Bayağı geç saate kadar okudum. Çok güzeldi. Gerçekten ben çok beğendim. Buradan bir arkadaş kitabın içeriğini anlatır mısın demiş. Psikiyatri doktorunun yanına gelen hastalarının hayat hikayeleri, gerçek hikayeler. Ama gerçekten çok güzeldi. Çok etkilendim. Aranızda okuyanlar vardır. Ben Gülseren Budacıoğlu'nun kitabını ilk kez okudum ve bundan sonra gerçekten okuyacağım Allah izin verirse. Şimdi elimde olan, size göstermiştim. Bunu da Trendyol'dan almıştık. Bu ilk gelenlerin içindeydi. Kendine hoş geldin. Bu kitabı da çok beğenenler var. Yalnız benim bir arkadaşım yazmış. Ben okumaya başladım, hiç beğenmedim, güzel değildi diye. Vallahi bakalım, bu zaten ince bir kitap. Bayağı bayağı ince. Buna da Allah nasip ederse bugün başlayacağım. Unutmadan söylemek istedim. Ümit Hanım'ın kitabıydı zaten. Sağ olsun, teşekkür ediyorum. Bugün inşallah getireceğim kendisine. Çok güzel bir kitaptı. Sadece bunu söyleyeyim. Çok detaylı bir açıklama yapmayayım. Kitap içeriğiyle ilgili. Harika bir kitaptı. Şimdi işime devam edeyim. Arkadaşlar bazı şeyleri soruyorsunuz, inanın gün içinde unutuyorum, böyle ara ara aklıma geldiğinde göstermek istiyorum hani. Şimdi ev işi yaparken bu ne alaka diyeceksiniz ama birkaç gün önce buradan bir arkadaş kullandığım kremi bana göstermemi rica etmişti. Vallahi ben işe güce daldım, unuttum. Eğer beni izliyorsa L'Oreal Elsevin mucize yağı, bu renk kahverengi gibi, zaten söylemiştim ama o benden yine rica etmişti abla gösterir misin diye. Kremin bu arkadaşım. İnşallah sana da iyi gelir. Böyle diyeyim. Ben düzleştirmeden önce, banyodan da çıktıktan sonra bazen bu kremi sürüyorum. Kızım daha sık sürüyor. Ben arada bir kullanıyorum ama kokusu gerçekten efsane bir krem. İşlerimi ayarladım, evi süpürdüm, sildim, toz aldım hızlı bir şekilde. Tabii ki şoka gittim, biraz da çekmeye çalıştım size.
Epeydir şoka gitmediğim aklıma geldi. Bugün çarşamba, bir bakayım dedim. Hem de biraz açıkçası açılırım diye düşündüm. Aşırı halsizlik vardı bugün üstümde. Gerçekten hava çok güzel. Maşallah böyle sert soğuk değil. Karlar da tamamen erimiş. Bana iyi geldi. Şimdi gidince de kendime güzel Nescafe yapacağım. Yemek işine girişmeden önce onları halledeceğim. Saat 3 oldu çünkü. Yaren'in gelmesine 1,5 saat var. Zaten babamız da buralarda olduğu zaman erken geliyor. O yüzden yemeğimi erken yapacağım. Şimdi eve doğru gidiyorum. Eve geldim, kendime hemen bir Nescafe suyu koydum arkadaşlar, ama o kaynayana kadar boş durmayacağım tabii ki. Ne yapacağım? Böyle Şok'tan 2 paket göğüs aldım. Biri ikili, biri üçlü. Hepsini tabii ki kullanmayacağım. Bu 2 paketin yanına buradan da şu üçlüden de bir tane büyük olanı alacağım. Geri 2 tane olanı buzluğa atacağım. Çorba yaparım. Hemen geldim. Gelir gelmez elimi yüzümü yıkadım ve direkt üstümü çıkardım. Ben duramıyorum arkadaşlar. Siz nasılsınız bilmiyorum ama inanın ben evde eşofmanla da duramıyorum. Bu ince pijama altları var ya, ben onlarla her işimi onlarla yapıyorum. Acayip kendimi rahat hissediyorum. Vallahi bilmiyorum, ben öyle rahat ediyorum. Dediğim gibi herkesin şeyi farklıdır. Kimi bakıyorum böyle kotla falan da evde duranlar var. Ben asla ister miydim? İsterdim ama alışkanlık yani. Rahat edemiyorum. Demin evi süpürürken eşofman giyiyordum. İnanın onu bile hemen terledim. Ev çok sıcak geldi bana. Bunu aldım. Hemen kaprimi giydim. Vallahi yaz kış kapriyleyiz vallahi. Ne olacağız bilmiyorum. Böyle arkadaşlar. Bu körülü tavuğu daha önce yapmıştım biliyorsunuz. Bunu biraz böyle büyük büyük kesiyoruz kuşbaşı. İnanın kaç gündür istiyor Yaren benden. Yoksa ben bugün canım ıspanak istiyordu. Ispanak yapacaktım. Artık Allah kısmet ederse ıspanağı yarın yaparız. Bugün çünkü dediğim gibi illa anne kaç bana söz verdin yapmadın, ne olursun körülü tavuğu yap dedi. Aşırı tavuk sever Yare. Babamız da çok seviyor. Ben Allah var onlar kadar çok sevmiyorum. Ben daha çok sebzeciyim. Bana ıspanak olsun, taze fasulye olsun, patlıcan yemekleri olsun, bayılırım. Ama evdekiler böyle tabii neyi seviyorsa ben de uyuyorum. Yemiyor değilim de aşırı düşkün değilim. Vallahi her gün ne yemek yapacağını insan şaşırıyor arkadaşlar. Ben dünden güya dediğim gibi ıspanak yapacaktım. Ama Yare suyum kaynadı, onu kapatayım. Bütün planlarımı alt üst etti. Bu yemek sıcak olacağı için ben bunu şimdi suda bekleteceğim. Eşimi arayacağım. O ne zaman gelirse ona göre ocağa koyacağım. Çünkü pişireceğim kısık ateşte. Ondan sonra da biliyorsunuz körülü sos hazırlıyorum. Şimdi ben hızlıca tavuklarımı bu şekilde keseyim arkadaşlar. Ondan sonra suya bırakayım. Kahve yaparken yine yanınıza gelirim. Şimdi Nescafe'mi yapayım arkadaşlar. Tavuğu güzel kestim. Suya bıraktım. Ben böyle 2,5 çay kaşığı kadar koyuyorum. Nescafe'yi acı tüketemiyorum hiçbir şekilde. Süt tozu zararlı biliyorum ama böyle Nescafe'yi arada bir içiyorum. O da süt tozsuz, gerçekten içemiyorum. Her gün içsem gerçekten zararlı, ben de biliyorum. Her gün içmiyorum. Böyle 40 yılda bir canım çok isterse, anca yanıma biri gelirse. Geldiğim yerde arkadaşlarımızla ortamımız çok yoğundu. Her gün oturmalarımız vardı böyle kapılarda veya hadi gel kahve içelim, hadi şöyle yapalım falan. O zamanlar gerçekten çok tüketiyordum. Gün içinde bazen 2 kere bile içtiğim oluyordu. Bu yeterli arkadaşlar. Şimdi Nescafe'mi alıyorum, içeri geçiyorum. Kremalı bisküvim var. 2 tane de ondan koyacağım yanına. İçeride biraz dinleneceğim. Ondan sonra mutfakta tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, kahvemi böyle burada içerken aklıma ufacık bir şey geldi. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ben pasta börek yapmayı çok seviyorum. Tatlı yapmayı çok seviyorum. Yemeği de seviyorum. Bugün kötü niyetle tabii ki söylemedi o arkadaş. Buna canı gönülden inandım.
Zaten hani öyle diyenleri hemen anlıyoruz çünkü farklı dilde konuşuyorlar ama o hanımefendi öyle sormadı. Ben yine onun nezdinde bir açıklama yapmak istiyorum. Bana bugünkü hanımefendi şey demiş, Yeşim Hanım biraz fazla karbonhidrat tüketiyorsunuz, fazla şekerli şeyler yiyorsunuz demiş. Ben de ona açıkladım. Biz dedim canım dedim hani yaptığım her şeyi tabii ki o gün içinde tüketmiyoruz dedim ki gerçekten öyle. Ben şimdi dün mesela makarna salatası yaptım. İzlediniz çoğunuz. Poğaça yaptım, kek yaptım. Arkadaşlar eve o kekten 3 dilim bıraktım. Yemin ediyorum sabah bitti yani öğlen eşim geldi o zaman bitti. 3 dilimden sadece akşam 2 dilim yedik. Benim eşim tatlıyı çok seviyor evet ama spora gidiyor zaten işi çok yoğun hareketli bir işi var. Ben yemek yemeyi de pasta börek yemeyi de her türlü çok seviyorum ama o kadar hareketliyim ki eniştemle ablam buradayken artık ikisinin de başı döndü. Eniştem hatta bana ne dedi biliyor musunuz? Senin bu kadar dolanmana senin ip gibi olman lazım hani. Hiç durmuyorsun dediler. Gerçekten öyleyim. Hani yediğimi zaten gün içinde eminim ki yakıyorumdur. Arkadaşlarım mesela tabak getiriyorlar. Bizde tabak genelde böyle komşuya boş gitmese boş samimi olduğumuz arkadaşlarımızla boş da veririz. O ayrı konu. Ama şimdi mesela hemen komşumu tıklıyorum ona veriyorum veya baktım çok fazla yapmışım buzluğa atıyorum. Gelen olursa buzlukta kalsın diyorum veya da bugünkü gibi mesela halsizim canım hiçbir şey yapmak istemiyor. O zaman ne yapıyorum? Bu saatlerde hemen buzluktan onları çıkarıyorum. Akşam çayının yanına onları ikram ediyorum eşime kızıma. Hani biz de böyle 5 öğün sürekli pasta börek tatlı yiyen insanlar değiliz. Ama gerçekten tatlıya benim eşim de kızım da düşkün. Bunu buradan açıklamak istedim. Yani yanlış anlaşılmasın yaptıklarımızın hepsini bir günde tüketiyor değiliz arkadaşlar. Öyle bir durumda olsak biz 3 kişiyiz. Kızım da eşim de ben de obez olmamız lazımdı zaten eğer her gün o şeyle yesek. Bazen düşünüyorum hani bu kadar çok markete gidiyorum eksik bitmiyor acaba diyorum biz mi çok yiyoruz. Ama herkes aynı bizim gibi. Yani bunu böyle kısacık söylemek istedim. Hanımefendi de sonra demiş beni yanlış anlamayın. Gerçekten o hanımefendiyi yanlış anlamadım. Ben genel olarak açıklama yapmak istedim. Evet seviyoruz ama hepsini bir öğünde asla tüketemiyoruz. Zaten istesek de tüketemeyiz arkadaşlar. Herkesin bir şeyi yeme kapasitesi vardır. Yani ondan fazlasını zaten yiyemezsiniz. Yani ben her günde böyle 3 çeşit yapmıyorum. Hele dün istisnaydı yemek yapmamıştım. Eşimle kızım evde olunca bir de söyledim arkadaşımın 2 tane saklama kabı bendeydi. Onları vermek için bize de iyi oldu. Hem de arkadaşıma da komşuma da daha doğrusu 2 arkadaşa ikram da etmiş oldum. Böyle yani arkadaşlar şimdi kahvemi içeyim. Görüşmek üzere. Mutfağa geçtim arkadaşlar. Kahvemi içtim. Biraz dinlendim. Telefonuma falan mesajlarıma baktım. Tavuk etlerim de epey bir suda beklediler. Size söylemiştim böyle büyük büyük kesiliyor bu köreli tavukta. Kızım da yeni geldi. Şimdi tavuklarımı hiç yağ koymadan böyle tavamda güzel suyunu salıp çekene kadar pişireceğim. Ondan sonra tavada tabii ki sizlerle birlikte köreli sos hazırlayacağız. Şimdi kapağını kapatacağım. Tavuğum yavaş yavaş pişsin. Evet arkadaşlar tavuğun çok az suyu kaldı. Onun çekmesini bekliyorum. O esnada küçük tencereme çubuk makarna yapacağım. Onun suyunu koydum. Tavama 2 yemek kaşığı tereyağı koydum. Tereyağım güzel eridikten sonra 1 yemek kaşığı dolusu un koyacağım. Unun kokusu çıkana kadar güzel kavuracağım. Ondan sonra 2 su bardağı soğuk süt ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı köri, 1 çay kaşığı karabiber ekleyeceğim. Tuzunu ekleyeceğim. Tavuğa hiçbir şekilde tuz koymadım. Daha sonra da burada kaynattığım yarım su bardağı suyumu ekleyeceğim. Kaynar suyumu. O kıvamı aldıktan sonra bu harcım, körili harcım tavukları körilerle birleştireceğim. Unumu ekledim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Un kokusu çıkana kadar böyle birazcık kavuracağım. Çok değil. Az bir şey kavrulacak. Şimdi sütümüzü ekliyorum. 1 Tavukta hiç yağ yoktu biliyorsunuz. Bu 2 kaşık tereyağı tam yeterli geliyor arkadaşlar. 2'yi ekledim. Köri ekledim. Karabiber ekledim. Şimdi de şöyle göz kararı tuzunu ekleyeceğim. Eksik gelirse tekrar bakacağım. Ne kaldı? Yarım su bardağı sıcak suyumuz kaldı. Onu da ekledim. Tamamdır.
Bu sos burada kaynayacak, kıvam alacak. Daha sonra da pişirdiğim tavukları bu tavada güzel birleştireceğim. Ve yemeğimiz hazır. Kadar makarnamı da zaten koydum. O esnada salata malzemelerim sudaydı. Hızlı bir şekilde salatamı da yaptım. Eşim de geldi. Şimdi bir tık böyle kaynadığı an tavuklarımı atacağım içine. Hafiften kaynamaya başladı. Şimdi pişmiş olan tavuk göğüslerimi bu körili sosa ekledim. Güzel böyle karıştıracağız. Biraz kendini çekecek. Ondan sonra bu suyu zaten kalmıyor. Servise hazır olacak arkadaşlar. Tabakları alınca da tekrardan sizlere göstereceğim. Köri soslu tavuğumuz hazır. Yaren isteği üzerine makarnayı da böyle yanına koydum. Normalde o sosla makarnayı karıştırmak istiyordu. Bugün artık öyle yer. Burada da salatamız hazır. Şimdi soğutmadan tabaklarımızı içeri getiriyoruz. Hep beraber ailece güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Kızımla yürüyüş yapacağız biraz. Hava soğuk ama olsun. Böyle aşırı buz gibi soğuk yok. İkimize de iyi gelir dedik yemekten sonra. Şimdi beraber gidiyoruz. Biz eve geldik. Bayağı oldu arkadaşlar. Telefonu elime yeni alabildim. Çekim olarak yeni alabildim. Yoksa mesajlara falan cevap verdim. Çayımı demledim. Ondan önce bugün size söylemiştim. Nevresim takımlarımı yıkamıştım. Güzel ütüledim, onları geçirdim. Çok şükür kafam rahatladı. Şimdi ne yapacağım? Çayımı demledim. Biz yokken eşim uyuyakalmış, onu da kaldırdım. Çayın altına su koydum. Kaynamasını bekliyorum. Bardaklarımı, her şeyimi hazırladım. Yanına da kuru yemiş çıkardım. Eşim de şimdi kızımın odasında. Baba kız biraz ders yapıyorlar. Yaren böyle takıldığı yerde babası çok yardımcı oluyor ona. Ara ara böyle çalıştırıyor, iyi de oluyor. Çünkü liseye gittiği için dersleri ağır. Allah bütün çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Şimdi burada arkada Adile Naşit'i görmüşken de bugün küçüklüğümüzün masalcı ninesi Adile teyzemizin ölüm yıl dönümüymüş. Allah nur içinde yatırsın, mekanı cennet olsun, güzel insan diyorum. Bir de şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ben soru cevap yapacaktım. Bir türlü fırsatım olmadı ablamlar buradayken. Bugünlerde de böyle gripten dolayı bir halsizliğim var. Allah'a şükür öyle burun akıntısı falan yok da bir aşırı bir halsizlik oldu bende. Özellikle 2 gündür. Bugün daha bir baskındı ama şükürler olsun dışarı çıkıp geldikten sonra daha iyiyim. O yüzden hani sanmayın ki unuttum. O sorular hala tek tek ekran resmi aldım. Soruları kağıda yazacağım. Bir gün inşallah oturacağım. İnşallah siz de sıkılmazsanız sorduğunuz sorulara tabii ki cevap vereceğim. Eşimle nasıl tanıştım? Neden tek çocukta kaldım? Neden ikinci çocuğu düşünmedim? Hepsine tek tek sizlere cevap vereceğim. Merak ettiğiniz sorulara tabii ki Allah kısmet ederse. Ama sadece söyledikten sonra yapamadım. Çünkü ablamlar geldi, zamanım olmadı. En kısa sürede yapacağım inşallah. Tabii ki sizler de hala istiyorsanız unuttum sanmayın. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogda Allah kısmet ederse görüşmek üzere diyorum. Hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.